Ege'deyim, Akdeniz'deyim, hatta Antalya'dayım. Şimdi böyle devamlı bu yolu takip edeceksiniz. Edeceğiz. Bu aşağı merkeze giden yol var bu yoldan. Belki de öylesi daha iyi. Adem hocam bilirsen yanaş yanına yaklaş. Yoldan bakıyorsun. Oraya abiden yanına vardığın zaman da alarm çaldı mıydı? Robot ne zaman gelip de vurduğu bir yıkıyor adamı. Günaydın. Eşyalarımızı yükleniyoruz. Minik evimize hoşça kal deyip bir kahvaltı yapıp ardından Zantos'a doğru yola çıkıyoruz. Görüşürüz. Kahvaltıdan dolayı birazcık geç kaldık. Çünkü saat 9.30'da kahvaltıyı getirdiler. Kahvaltının hemen sonra yola çıkacağız. Afiyet olsun sevgilim. Teşekkür ederim. Şimdi Green Park'tan çıktık, Patara Green Park'tan. Kınağa gideceğiz. Küçük bir kargomuz var. Fazlalıkları gönderiyoruz. Böyle evet. Bir poşet fazla olduğuna karar verdiğimiz şey var. Yaklaşık 3-4 kilo var ama onlara da. Yani bu yolda ne kadar az yükle çıkarsanız o kadar iyi. Biraz kaldığımız yerden bahsedelim istiyorum. Birincisi çok fazla köpeğe ev sahipliği yapıyorlar. Onlara mama da alıyorlarmış. Biz de tabii besledik güzelce onları. Yani bir eksiğiniz gidiğiniz olduğu zaman ya da beğenmediğinizde hemen her şeyi değiştirebiliyorlar. Fiyatları yani deniz kenarı bir yere göre makul. Ama onun dışında indirim yapıyorlar. İndirim de isteyin. Evet, yürüyüşçüde indirim yapıyorlar. Çadır için 100 TL diyorlar. Onda da yine yardımcı oluyorlar. Evet, ha, alkolü var, yemeği var, istediğiniz kadar çeşit yemek var. Aa, koptu mu? Hı. Yapacak bir şey yok, sağlık olsun. Şimdi minibüse bineceğimiz için maskelerimizi takmamız gerekiyor. Bu arkadaşlar peşimize takılıyor. Şimdi bunları kovmamız lazım. Çünkü bunlar yürüyüşçülerle gelip onların peşine takılıp kendi yerlerinden ayrılıyorlar. Bunlar böyle yanınıza yaklaştığı zaman kovun ki evlerinden çok uzak ayrı kalmasınlar. Leton 4 kilometre, Zantos 1 kilometre. Böyle bir yol ayrımı var. Siz sağdan gideceksiniz. Bu arada Karadere'den minibüse binerek geldik. Çünkü tamamen asfalt yol ve seralar var. Bu çayı geçtiğiniz zaman Antalya'ya gelmiş oluyorsunuz. Eşen çayı da burası. Bak şimdi. Ege'deyim. Akdeniz'deyim. Ege'deyim. Akdeniz'deyim. Hatta Antalya'dayım. Kargo işimizi hallettik. Nasıl hallettik? PTT'ye gittik önce. İnanılmaz bir sıra var. Bir 15-20 dakika bekledik ama gelmedi. Çünkü bu Kınık'taki PTT sadece salı ve Cuma günleri işlem yapıyor. Önü kuyruk. Şans eseri susadım. Su almaya gittim. Marketin önünde bir baktım bir sürü kargo var. Başında da bir çocuk. MNG kargo orada kargoları toplamış. Gönderiyor. Sordum. Bizim de bir şeyimiz var, kargomuz var. Abi paket yapın bırakın, ben akşam şubeye teslim ederim dedi. Ona verdik, para da verdik. Bakalım ne olacak. Tiyatroda hangi oyun sergilenecekse tiyatronun ön kısmında masklar yapılıyor. Bu da müzikalin simgesi. Komedi, korku, trajedi hangi oyun sergilenecekse ona göre biletler yapılıyor. Yani döneminin bileti bu. Evet. Tiyatro. Çok iyi değil mi? Güzel. Bir tane hatıralık alalım. Helenistik döneme ait bir yapı. Burası. Büyük depremden sonra 171 yılında yeniden tazilattan geçmiş. Ve bu alan tamamen gladyatör dövüşlerine göre yeniden tasarlanmış. Sonra 7. yüzyılda Arap akını sırasında üst taraftaki bölümler sökülmüş. Ve yukarıdaki koruma surları olarak yeniden inşa edilmiş. Sonra başka savaşlara uğramış. Sonra başka akınlara uğramış.
Ve şu anki son hali bu. Aslında şu arkada görmüş olduğunuz boş taş yanın üstünde tabelada gördüğünüz anıt varmış. Ünlü bir mezar anıtı ama geçen yüzyılda British Museum'a taşınmış. Üzerinde 12 tane kadın heykeli Nereidler olarak tanımlanan deniz perilerine aitmiş. Şimdilik sadece bu görsele bakmakla yetiniyoruz. Bir de altındaki taş kalıntıları. İnsan bakınca böyle bir garip oluyor. Çünkü döneminde insanlar buralarda yürüdüler. Ayaklarında ne vardı, üstlerinde neler vardı, hangi araç gelişleri kullandılar, nerelerde gezdiler. Garip ama güzel bir hissiyatı var. Burayla ilgili şöyle bir bilgi var. Persler burayı işgale geliyorlar döneminde. Tabii öncesinde de ve sonrasında da bir sürü savaş olmuş burada. Ama bu savaşla ilgili şöyle bir detay var. Persler buraya işgale geldiğinde burada kalıp kendini kaleye kapatıyorlar ve savaşı kaybedeceğini anlıyorlar zaten. Bütün kadınları, çocukları ve hazineleri ile birlikte içeriye kilitleyip ateşe veriyorlar. Çünkü esir düşmemek için, esir olmamak için. Esir olarak yaşamaktansa. Aynen öyle, esir olarak yaşamaktansa. Onurlu bir halk çünkü. Onurlarıyla ölmeyi tercih etmişler. Evet. Xanthos'un zaten kaderi buymuş. Hemen sağ tarafımızda da Xanthos'un savaşlarda vermiş olduğu mücadelelerden geçmiş olduğu nasıl desek zorluklara hitaben bir anıt dikilmiş. Dört tarafı da kabartmalarla dolu. Şu arkamda görmüş olduğunuz Harpies anıtları. Onlar Harpies anıtlarının kenarlarında bu arada iki tane at kadına benzeyen figürler var. Bunlar sizi cennete taşıdığına inanılan aslında yaratıklar. Savaşta ölen bir savaşçı adına dikilmiş bu anıt. Bu anıtın orijinali de British Museum'daymış. Yani aslında Xanthos'u gezmek isterseniz gerçekten Londra'ya gidin, British Museum'u gezin, görün. Buradan daha fazlası var. Şimdi Xanthos'tan çıktık. Çevre yoluna gideceksiniz. Evet. Üzümlüköy 15 kilometre falanmış. Biz bugün o kadar gidemeyebiliriz. Bakacağız, en kolay parkuru yürüyoruz gibi hissettik şu anda. Çünkü asfalt yoldan henüz çıkamadık. Bayağı düz asfalt gittik. Ama kırmızı beyaz işaret de hiç yok. Elimizdeki şey, 1 kilo kaydına göre yürüyoruz şu anda. Altuğ Şenili'nin rotasına göre gidiyoruz 1 kilokta. Bugünkü biraz asfalt ağırlıklı gibi ve çok sıcak. Sıcak bak. Bence bu yol otostopla atlanabilir. Yani yürünmeye değer bir şey yok. Sağında ve solunda seralar var. Pınarı şu yukarılar. Ama bence ya bu parkuru atlayın Xanthos'tan sonrasını ya da otostop falan çekin. Ne diyorsun? Yani yolun biz buranın zorluğu asfalt, sıcak. Öyle. 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 Harik geçiş değil, kafam gitti benim. Hayır, bir de şey, ayakkabılarımız yürüyüş ayakkabısı, yani toprak zemine uygun ayakkabılarımız var. Asfaltta ağrı yapıyor. Yol sağa doğru devam ediyor. Su takviyemizi yaptık. Üzümlü Mahallesi. Artık 4-5 güne de kaçta olacağız. Sonunda tabela gözüktü. Yani yaklaşık 5 kilometredir tabela yoktu. Kırmızı beyaz işaret de yoktu. Akbel 17 kilometre diyor İmpınar'a. Ama yani bugün 17 kilometre daha yürüyebilir miyiz? Bakacağız, duruma göre zor yetişemeyiz. Ya en kötü yemeğimiz var, suyumuz var. Ben bir yerde durur kamp bırak. Atarız. Evet, bir yerde durur kamp atarız. Suyu takviyesini yaptık. Yemeğimiz de var, sıkıntı yok. İşaretler var işte. Evet, ilk işareti gördük. Yol Çavdır Merkez Mezarlığı'nın içinden geçiyor. Şurada da işaret var. Yolun size anlatmaya çalıştığı şeyler var. Ömür biter, yol bitmez. Şimdi şurada mezarlığın bir duvarı var. Seti. Üzerinde de Like yolunun işareti var. Buradan atlayacağız ama nasıl atlayacağız bakalım. Şurada işaret gözüküyor. Çantaları çıkartacağız. Çok mu yüksek orası? Dikkat. Hop. Oturarak in. Yüksek mi? Şurada bir tane taş var. Ben geçebilir miyim? Gel bakalım. Götüreyim. Kayaya tırmanma zamanı mıydı? Ha, bu yorgunluğun üstüne. Gerçekten sorarım. Ay.
Bir de işin kötü tarafı 3 saatimiz kaldı havanın kararmasına. Yani düz bir yerde bulamazsak şurada kamp atabileceğimiz hiçbir yer yok. Akbel'e gitmeye çalışıyoruz da yetişemeyiz herhalde. Akbel'e zor olur biraz ya. Zor mu? Ha vallahi. Burası nereye gidiyor şimdi? Şimdi bura... Acaba Üzümlü'ye varacaksın. Üzümlü'den bura de... Bura böyle Yenipınar tarafına gidiyor. Karanlık olmadan Üzümlü'ye varabilir miyiz? Varasını Üzümlü mi? Daha görünüp atan yer zaten. Ha, şuradaki köy Üzümlü mü tepeye? Ha, Üzümlü'den devam edersin. Tabii tabii. İstanbul'dan geliyoruz. Ha, Türkçe biliyorsun. Burada hep yabancılar var değil mi? O değil, yabancı geçen çok yabancı oldu. Değil mi? Biz de birkaç gündür hep yabancılara denk geldik. Türk çok az. Geçen oldu mu bugün başka? Vallahi ben sabahtan buradayım dostum, hiç görmedim. Bugün hiç giden yok ya. Yolda iz yok çünkü. Doğru. Eskisi gibi çok giden yok. Bu sene koronada. Ama korona olmadığı sene günlük 50-60. Oo, bayağı da çokmuş. Sıcak annem bir de daha. Bir de bu sene çok sıcak var. Sıcak. Çok. Zeytin de olmamış galiba bu sene. Bu sene zeytin yok kızım. Ağaçlar kurulacak. Buna şükür. Yağmursuzluklar. Biz bu yolu böyle takip ettik mi köye gideriz değil mi? Şimdi böyle devamlı bu yolu takip edeceksiniz. Evet. Bu aşağı merkeze giden yol var bu yoldan öyle. İleri geçerseniz köyün ortasından direkt ileri gidersiniz Margas tarafına. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın teyzeciğim. Tamam. Hadi güle güle. Ha. Hoşça kalın. Hadi bakalım güle güle. Üzüm toplayacağım akşam için. Neredeyiz? Üzümlü köyündeyiz. Böyle bir yer bulduk bugün kendimize. Hem telefon çekiyor, hem birazcık daha böyle doğa şartlarına nazaran güvenli bir yer. Şurada bir sağlık ocağı var. Şurada arkada belediye binası mı, okul mu? Okul var. Okul galiba. Burada tenis kortu. Yalnız Üzümlü köyünde tenis kortu var. Güzel. Voleybol sahası. Yıkamadan yiyorum da. Afiyet olsun. Fakat üzümler çok güzelmiş. Buranın halkı da böyle çok yardımseverdi. Girer girmez şuraya kamp atın, daha güvenli olur falan diye uyardılar. Buraya yönlendirdiler. Güzel de bir yer. Çadırımızı buraya kurduk. Evet. Tam da kenarda üzüm ağacımız var. Nevalemiz de var. Şurada da çok güzel bir gün batımı var. Tam karşıda. Akşam menüde ne var? Akşam menümüzde nohut ve bulgur var. Ama bunlar hazır paket. Geçen A101'den almıştık, onu da çektik. Yaylanın deneyeceğiz bakalım. Eğer güzelse bundan sonra makarna falan taşımayız. Mercimekli bulgurlusu var, nohutlu bulgurlusu var. Deniriz onları. Çavdır Köyü'ne gittik. Komple asfalt, asfalttı. Neredeyse bir 5 kilometre kadar sıcaktı, asfalttan gittik. Bu parkurda çok su problemi yok. Çavdır Köyü'nden çıktıktan sonra mezarlığın içinden artık patikaya bağlandık. Bu zamana kadar en azından şu etapta yürüdüğüm en çok keyif aldığım parkurlardan bir tanesi oldu. Bir dağın yamacında gittik. Bir süre orayı takip ettik. Ondan sonra eski bir su kemerinin üstünden geçtik. Orası birazcık böyle tehlikeli traktı. Ama gerçekten şu ana kadar 75 kilometre yol geldik. En keyifli parkur burasıydı.